Tabletimi unuttum. Laptopunu mu unuttun? Tabletimi. Tabletini mi? Hı. Senin tabletin mi var? He. Ben görmedim. Nerede var? Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz arabadayız. Tahmin edin nereye gidiyoruz? Kayseri. Ya bir dur bir tahmin etselerdi anneciğim. Anne. Evet sen emirim anladın Rüzgar. Dur. Evet anneciğim gidiyoruz. Arkadaşlar biz Efeler'e gidiyoruz. Peki. Bunu hatırlıyorsam şu evet. Deniz altından. Evet arkadaşlar şu anda Avrasya Tüneli'ne girmiş bulunmaktayız. Şöyle göstereyim size tüneldeyiz. Denizin altından yolculuğumuzu yapıyoruz. Rüyacığım sen heyecanlı mısın Efeler'e gittiğimiz için? Arkadaşlar size şimdi birkaç bilgi vereceğim. Hadi ver bakalım. Bazen burada yangın çıkar bir şey olur. Acil durum uçuşlar var ve acil durum telefonları var. Evet anneciğim. Bir de bu ışıklar mavi yanıyorsa deniz altında. Evet. Anne. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi tüneldeyiz. Efeler'e doğru gidiyoruz. Devamı da birazdan geliyor arkadaşlar. Ne oldu? Uyku mu geldi Rüya? Niye peki? Uyku mu geldi? Ne oldu? Rüzgar senin... Beni attı. Anneciğim belki ağır gelmişsindir. Ne söyleyeceğim? Rüzgar'ın da uykusu geldi bence biliyor musun? Gidince oraya uyuyun olmazsın siz ya. Biz sen... Rüzgar uyuyabilir ya. Onun sıkıntı yok. Ben zaten sabahları uyuyamam diyeceğim. Bir kere başıma güneş geçti zaten. Evet arkadaşlar siz onu bilmiyorsunuz. Bir gün Rüya'yla dışarı çıktık. Galiba başına güneş geçmiş. Eve gelince tam 3 hatta 4 saat aralıksız uyumuştur Rüya. Akşama kadar uyudum. Maşallah. Siz öğlen uykusunu seviyor musunuz arkadaşlar? Yoksa biz artık hiç öğlen uyumuyoruz diyenlerden misiniz? Evet sizde durumlar nasıl? Mesela burada öğlen uykusunu seven bir tane küçük minik köylü var. Bakalım şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Hala yoldayız arkadaşlar. Birazdan evet kedicik birazdan Efeler'e çok yaklaşmış olacağız. Arkadaşlar geldik. İnelim mi yavaş yavaş? Durun. Hadi gel anneciğim. Rüya gel. Rüzgar dur yavaş gel. Hop. Hadi bakalım yürüyelim. Arabadan indik arkadaşlar. Şimdi yürüyoruz deryalara. Bir şey söyleyeceğim. En heyecanlınız kim? Rüya sen mi Efe için? Yok sevmiyorum. En heyecanlı benim zaten akşam ağladım. Evet arkadaşlar akşam Rüya'ya böyle bir duygusallık geldi. Ağlayacak bir şey yok anneciğim. Geldik şimdi yukarı çıkınca da şey yaparsınız. Sarılırsınız birbirinize. Gördün mü? Aynen öyle. Efe'yi görünce Rüya'nın her şeyi unutuyor dünyaya dair. Evet geçin bakalım. Geç Rüzgar sen de yürü. Hadi bakalım. Devam. Evet yukarı çıkıyoruz. Dat dini dat 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 şarkısını da söylüyor ya arkadaşlar. Ah inanmıyorum. Efe kapıda bekliyor bizi. Hop hemen gelin. Rüzgar dur yere oturma ayağa kalk. Hadi gel anneciğim çıkart ayakkabılarını. Sen ayağa kalk ben çıkartayım olur mu? Otur diğeri. Ben senin ayakkabılarını çıkartayım. Arkadaşlar görüşürüz birazdan. Efe ile Rüya'nın bir sürü videosunu çekeceğim sizler için. Peluş oyuncaklarının yatağı. Bu Efe'nin yatağı olamaz. Nerede yatıyorsun oğlum sen gece? Kimleri yanına koyuyorum? Kimleri yanına koyuyorsun? Hepsi burada yatmışlar. Sana yer yok yer. Bunları şuraya koyuyorum. Dönemezsin bile yatakta oğlum. Bu kadar oğlum, peluş oyuncak ne işi var yatakta? Ben de böyle yapacağım. Hayır. Bütün peluş oyuncakların yatağı. Hayır ben müsaade etmiyorum böyle bir şeye. Bakayım o ne? Ah gerçekten. Arkadaşlar yiyeceğim çık. Bunu. Efe sen de ya al. Bir şey söyleyeceğim. Çekirdeklerinin parlaklığına kadar bu kadar benzeyen ben bir karpuz yastık görmemişim. Tamam abartmayın. Karpuz severler abartmayın. Başka neler var peluş oyuncaklar yatağında göster. O kim? Neydi bu Hulk muydum? Ben de Hulk diye biliyordum ama Hulk'muş. Hulk üstüne düştü. Onun adı ne biliyor musun? Tazmanya canavarı. Benim çocukken en sevdiğim karakter buydu arkadaşlar. Bugs Bunny vardı, Tweety var. Tabii gece yatarken de böyle olursun sen. Oğlum yapma böyle. İyi misin? İyi misin? Normal bir tane daha bir şey var. Bu ne? Baron. Baron. Ay
Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu gerçekten yeni doğmuş. Baron bu. Bir şey çok benzemiyor mu? Şöyle yatıyorum ben. Arkadaşlar bizim bir tane akrabamız var. Onun köpeği var. İsmi Baron. Efe de ondan esinlenerek bu ismi koymuş köpeğine. Rüyada duyunca çok şaşırdı. Gerçek Baron bu değil tabi anneciğim. Gözü yok bunun. Var ya şurada iki tane gözleri var. Ben böyle yatıyorum. Nasıl yatıyorsun? Ne konuşuyorsun bunlarla? Ne konuşuyorsun? Aa, rüya iki. Rüya da uyurken konuşuyor. Böyle bir yarım saat muhabbet ediyor. Kimle bilmiyorum. Sen de uyku arkadaşın ama. Bir şey soracağım. Yoksa gece yatmadan günün olaylarını mı anlatıyorsunuz uyku arkadaşlarınıza? Yok, uyumama planı kuruyoruz. Uyumama planı mı? Evet, geceleri sen hiç uyumuyorum. Ben geceleri hiç uyumuyorum. Arkadaşlar, rüya geceleri saat 9'da yatağa giriyor. En geç 9.30'da uyumuş oluyor. Siz erken yatıyor musunuz? Yoksa... Ben 5 dakikada yatıyorum. 5 dakikada uyuyor musun ama? Ama ben ilk erken namaz kılıyorum. Aferin sana, Allah kabul etsin. Biliyor musun? Çok güzel. Beraber biraz sonra kılın o zaman oğlum. Böyle mi kılın acaba? Yok, ben dans ediyorum. Şu an dans ediyorum. Müzik de yok ama Efe'nin dans saati geldi. Müzik mi açalım? Hayır, açmayalım. Ben gidiyorum. Ben bu köpeği birazcık daha seveyim. Çok gerçek. Ya böyle yavru bir köpek gibi değil mi sizce de? Yani ben bunu mesela atıyorum. Tek başına görseydim, peluş oyuncakların içinde görmeseydim derdim ki bu gerçek bir köpek derdim. Sessiz falan diye düşünürdüm yani. Çok benziyor ama gerçek köpeğe. Sen benzetmedin mi Rüya? Kolyesi de var. Kolyesi de var evet. O da beni çok... Neymiş adı? Şişi. Ya da Çiçi bilmiyorum. Şişi. Şişi mi Çiçi mi olsun adı? Bence